Ee, bir süredir Sayın Cumhurbaşkanı'da... Yani Cumhurbaşkanı so, da... soru şu, ya Amerika'yı buradan, Nasıl bu bölgeden çıkar? çıkarmak mümkün hakikaten mi? mümkün olacak mı, olmayacak mı? Olabilir dedik. Ee, ben de evet. Sayın Komutan'da şöyle arz edeyim. Efendim şimdi bu süreç şöyle bir şey. Yani sadece Türkiye yani Esad'la barışıyor şeklinde indirgememekten. Daha geniş düşünmek lazım. Aslında Türkiye'nin yapmaya çalıştığı Esat'ta barışmak da yetmez, yetmez diyor. Yetmez. Anladım. Yetmez. Evet. Yani barışmak tek başına çözmez. Ne yapılması lazım? Şu alanda bakınız. Yani Fırat'ın batısında Mimbiç ve Tel Telrifat dahil olmak üzere bu alanda ee, rejimin <laughs> ile rejimin reddettiği rejim dışındaki unsurlar uzlaştırılabilir ve ortak bir güç çıkarılırsa bunu bütün askeri uzmanlara da sordum hani müthiş bir güç ortaya çıkıyor. Ve bu güç bakınız Türkiye yok, Türk askeri yok. Rus askeri yok. Suriye'nin kendi Ço Çoğu insanları. da eski Suriye askeri ha, işte yani milli, hani, Suriye milliordu da evet. hani, Barıştırılmaları mümkün. Yani Amerika işte, işte yani Sur süreci o zaten ortak parlamentoda ortak Bey, seçim e, onun için uğraşıyorlar. Evet. Yani zaman zaman Özgür Suriye Ordusundan da efendime söyleyeyim e, rejimden de ihtilafla bu kolay bir şey değil bakın çok zor ha, yani. çok zor ama eğer başarılı ortak bir güç oluşturulursa bu güç Doğuya doğru PKK'yı da yok eder en nihayetinde artık Amerika'da burada barınabilecek bir durumak barınabilecek, bilecek, ihtimali ortadan kalktı. Tabii arkasında da e, Rusya'nın, Türkiye'nin, Rusya, Türkiye Suriye'nin, İran'ın İran İran deste oldu. Garantörlü gerekiyor. Peki. Evet, bunu da söyleyelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Sürekli söylüyoruz. Amerika YPG'ye <laughs> 30 bin tır silah vermiş. 50. Evet. Kaç? 50 bin. 50 bin tır. 50 bin olsun. Bu silahları bırakıp gider mi? Şöyle teşekkür ederim. Şimdi burada demin söyledik ya hani hedef analizi yapılıyor diye. Burada aslında ifade edildi. Yani terörist çok önemli değil. İşte önemli olan yıllık 2 milyar dolarlık bedeli olan, büyük paraları olan bu silah teçhizatı ve malzemenin yok edilmesi. Bu yok edildikten sonra terörist aç, susuz ve silahsız ne yapacak? Mecbur kaçmak ve çekilmek zorunda kalacak. Ne yapıyorlar diye sordum ben. İlgililere de sordum. Sahadaki arkadaşlar. Yani bunlar geliyor. 50 bin tır geliyor. 20. Ya hepsini vuruyoruz. Çoğunu vuruyoruz bunların. Yani etkisiz hale geliyor. Bombalar evet. imha oluyor. Peki mesela ülkeli... şu son pençe kılıç harekatında Amerika'nın bunlara verdiği mühimmat, silah çok büyük bir bölümü yok edildi. Gerçekten? Gerçekten yok edildi. Bakınız o tünellerin içerisinde sadece ba insan saklamıyor. Başka bundan. silah veren yoksa yok. imha ettiklerimiz Amerika'nın verdiği. Evet. Yani başka da yok zaten. Fransızlar da o tünellerde. Ve evet. e, Ahmet Bey daha enteresanını söyleyeyim. Türkiye bunlar da oraya girişinden itibaren takip ediyor bir de. O yüzden 184 rakamı önemli. Ama peki, daha önemli olan altyapının yani teröristin yaşam alanını yok edilmesi. Peki diyorsunuz ki sahadaki unsurlar e, harekattan sonra ortaya çıkan tabloyu gözetlerler ve Bildirme. merkeze bildirirler. Evet. O merkeze bildirmede mühimmat da daim. kaybını da anlatırlar. Kesinlikle. Mı? Onu diyorum işte sadece şey değil yani burada e, ölen terör etkisi hale getirilen terörist değil. Şu Aa, kadar tünel vuruldu, şu kadar mühimmat tabii, tabii. etkisi hale getirildi. Tabii tabii. dökümü vardır. Evet. Hepsinin dökümü. Ama açıklamada yok. Bakın şunu söylediler bana. Aynen e, sahadakilerin e, ifadesini söylüyorum size. Dün akşam envanter çıkarıyoruz dediler ya. O kadar. Aa, bu kadar yani. Peki onu e, Yani oradaki o, adam söylüyor bana. Onu kamuoyuna Hocam envanter de... çıkarıyoruz. Bakın o, bu kadar net bütün detaylı özür diliyorum hani bütün detaylıca tespit yapıyoruz dediler. Envanter çıkarıyoruz diyorsa büyük bir şey. Evet. Peki o onu kamuoyuna deklare etmemeleri dursun. Edecekler. Yani o da edilecek. Edilecek de bu biraz şöyle daha de zaman olurlar. alır. Onun bir getirisi daha var. Mütakip hedef planlamalarında, mütakip, mütakip, hava harekatında veya kara harekatında bu sonuçlar girdi olarak planlamaya dahil edilir. Evet bir daha oraya vurulmayacak. vurulmayacak Tabii. veya daha vurulacak mühimmat kalmışsa yani komuta yer kalmışsa onlar et, yeni bir hedef listesine et, dahil. harekat öncesi tekrar vurulabilir. Evet teröristi tespit etmek daha kolaydır ama hani bir düşünün bir cephanelik vuruyor binlerce bomba var orada. Bir binlerce de terör seyir yani harekette milyonlarca milyonlarca öyle değil. fişek var yani şimdi bunların yaklaşık ne olduğunu anlamak kolay bir şey değil. Daha, yani onu bu bakıyor. biraz zaman gerekiyor. Envanter dediğimiz o. Peki ee, bunların nerede saklandığı, nerede tutulduğu bilgisi var mı? Bak, şeyde? Bak. Ta sahaya girişinden itibaren birkaç tane yol var zaten. Ya uçaklarla geliyor, ya şey üzerinden, Irak üzerinden Karayla geliyor, ee, Ürdün üzerinden de bildiğim kadarıyla geldiğine <laughs> dair bazı şeyler var. Ama bunu istihbarat daha girişinden itibaren biliyor. Şöyle bir kolaylık Hayır, var. Ben size o zaman 50 tır bilmem silah göndermişler filan dediğimde. Siz bana diyorsunuz ki... Ya Bunların zaten, nerelerde olduğunu biliyoruz. Zaten, zaten hava harekatlarıyla onun büyük bir kısmı imha ediliyor. Ediliyor. He. Bakın teşekkür ederim. Burası çok önemli. Bir açıklamak istediğim bir husus var. Şimdi şöyle ifadeler oluyor. Ya işte arkasında Amerika var. Bunlar şöyle yapıyorlar. 100 bin kişi oldular. Büyütmeye yani. gerek yok. Şimdi ya, bir sonuçta. dakika. Yani her şey Amerika'ya bağlı olsaydı hani değil mi yani? Şş. Bu o kadar basit değil. Çünkü sahada çok ciddi bir mücadele var. Tabii tabii. Ha. Ya Şeyden o, de anladık onu işte Ukrayna o, Rusya Yapamıyor Rusya yani. gibi dev bir ülke Ukrayna evet. gibi bir küçücük ülkeyle çekilmek mücadele tabii. edemiyor. Yani. Tamam, yani, Ukrayna'ya batı desteği var ama yetmez yani. Yetmiyor batı işte. Yani. Hani burada sahadaki mücadeleyi Mehmetçik mücadelesini miti mücadelesini küçümsememek lazım. Tamam, koskoca bir küresel güç olabilir ama neticede sahada öyle Türkiye argümanlar üreti öyle mücadele e, kapasitesi ortaya koyuyor ki bu sınırlanıyor. Yani bir de sonuçta 900 tane Amerikan askeri bir, var. Bir daha var. var. Bir rakam daha vereyim. En son 2023 yılı bütçesinde PYD ayırdıkları rakam 183 milyon dolar. Evet. Ama bir rakam daha vardı. Toplam maaş verdikleri terörist sayısı da 19.500. Maaşa <laughs> gidiyor o zaman para. Maaşa gidiyorlar zaten. Hani demin ki <laughs> sorunuzun bir cevabı Hayır. da bu. Ayırdıkları para maaşa gidiyordur diyorum. Yani yok 183 milyon dolar biraz da diyorsunuz şeye kalır. yani, yani daha fazla da kalır. Hatta de, ama şöyle bir şey var. Evet. Hani yani bu rakamlar Türkiye'nin mücadele edemeyeceği rakamlar değil. değil onu anlatmaya değil. çalışıyorum. Çünkü toplam yaklaşık yıllık bunlara her ne kadar 183 milyon 200 milyon gönderseler de yani bunların şöyle bir şey var. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi bu bütçeden ayrılan Pentagon'un bütçesinden de ayrılan var. Bu Pentagon diye ayrılıyor ama Pentagon da buraya veriyor. Yani ne olursa olsun Yani şunu bu demek, rakamlar Türkiye'nin mücadele değil, edemeyeceği dahası rakamlar. Dahası var işte değil. 2 milyar dolarlık bir bütçe ayırıyor onu yok ediyor Türkiye. Hani bırak 183'ü yani. Onu demek istedim. Bir de ben de bu, onu söylüyorum. Evet, yani. bu, evet. Bu hedef tespiti, hedef tespitin güncel olması sadece Suriye sahası için değil, Irak için, Yunanistan için. Yani X adasında işte bir ay önce ne yapıldı, işte hedef nasıl değiştirildi. Ama burada sahada, orada sahada yok. Var, orada da sahada. var mı sahada? Evet, sahada var. <laughs> tehlikeli yani, sulara girdik. Arada ya, oğlum, tehlikeli suda geçeceğiz mi? Geçici? Ne yapacağız şimdi? Ya, her devlet bunu yapar yani. Bu e, silahlı kuvvetlerin olağan görevi istihbarat görevi. Çünkü her, planlama yapıyorsunuz, harekat planlıyorsunuz. Ya Karşı tarafı bilmeden planlama yapamazsınız. şöyle bir durum var. Şimdi mesela çoğu yani %95'i, %99'u neredeyse bunların nerede olduğu bilmiyor. Mühimmatların, silah teçhizat, taktik araçlar, o hamur cipler vesaire bunlar biliniyor vurulduğu zaman aslında neyi vurduğumuzu biliyoruz biz. Bizim unsurlar, yer unsurları oraya gidip bilineni orada teyit etmeye çalışıyor. Onu çok iyi anladım. Ha, dolayısıyla burada yani birden fazla şekilde yöntemle teyit doğrulama konusu. Doğrulama yapılıyor evet. Şimdi kontrol. bu konuyu kapatmadan önce HDP'nin e, tavrına bir bakalım. Bir tweet atmışlar. Tweet'i mi getireceksin ekrana? Bir görelim. E, HDP Genel Merkezi'nden bugün mü atıldı bu tweet? Dün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırıları bir an önce son bulmalıdır. Bu merkez, Şimdi ayrıntılar şurada. Böyle merke, bir kilit attılar. Merkez yürütme kurulu hakkında soruşturma açılmalı yani. Açılmalı. Açılmalı tabii. Yani Altı yıl sonra ki, değil derhal açılmalı yani. Kamera hangi kamera? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava saldırıları <laughs> bir an önce son <laughs> Hava saldırısı <laughs> bulmalıdır. diyor ya. Ne diyecek peki? Hava harekatı. Hava harekâtı. Terörle ha. mücadele. Yani Türkiye'nin bir partisi. Her şey dilden başlar diyorsunuz evet. Değil mi? Yok direkt yani, saldırgan yani. demiş oluyoruz. Evet, yani. Tabii tabii. Kuzey ve, diyor. Kuzey ve Doğu Suriye Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına. Kuzey ve Doğu Suriye. Kuzey ve Öyle bir böl bölümlenme yok efendim. Kuzey o, Suriye, o da Doğu Suriye. <laughs> e, PKK dili. PKK dili yani. Kuzey ve Doğu Suriye bölmüşler top... Suriye'yi. Evet. <laughs> ya. Yani iki iki bölge mi Bölmüşler Bölmüşlerse Kuzey, Kuzey ve Doğu işte Suriye. Doğu Su Şimdi Doğu Suriye dediği Amerika'nın güdümündeki bölge. Kuzey Doğu Suriye, Suriye dediği yani. o bizim güvenlik He. kuşağı, Münbiç. Tamam, öyle bölüyor ee, yani. kendi PKK'nın ağzı yani, PKK'nın ağzı. Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bütünüyle meşruiyetten yoksun bu saldırı. Karşısında işte burada da söylüyor evet. saldırıyı daha çok karşısında, ulusal ve uluslararası demokratik çevreleri evet. savaş karşıtlarını ve duyarlı kesimleri bu saldırıyı kınamaya ve bu haksız saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz. İktidarı bu tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye uluslararası güçleri bu komplonun bir parçası olmamaya çağırıyoruz. Yani harekata hem itiraz ediyor hem de uluslararası güçlere yardım çağrısında bulunuyor. Ne, de, ne demek bu? Bu ya bu işte, saldırgan diyor mütecaviz. Yani PKK e, ne Ağazı demek olduğunu yazılmış. siz açıklayın komutanım. Evet. Ben bir şey de ne kadar canları yanmış PKK'nın. <laughs> ben bunu anlıyorum. Yani hava harekatı neler yapmış ki bunlar böyle e, saçma Dünya, sapan Dünyaya yardım evet. yani, can, can can havliyle bunlar böyle şey yapıyorlar. Dursun yani. Bey buyurun. Yani, Ferhat ediyorlar. E, biraz önce de vurguladım bu PKK'nın e, kafasından çıkan bir açıklama. Yani Türkiye'de siyaset yapan meşru bir bir siyasi partinin yürütme kurulu açıklaması olamaz, olmamalı. Eğer öyleyse soruşturma açılmalı. Soruşturma bir, açılıyor, kapatma davası işte açılıyor. Yani, bir, 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 bir an önce devletin kurumları gereğini yapmalı yani. Bence de kapatılmak ondan, ondan istiyorlar. Ondan sonra mecliste gibi geldi e, bana da. Terörist var diye. Adeta gel beni kapat evet. diyor. <laughs> kapat diyor. Yani. Evet, evet yani. Gel gel aslında burada var yani. Evet o da o da var. Oradaki hesap ne onu da anlayamıyorum ya. Yani o da Herhalde bir mağduriyet yaratmak seçim ha, mağduriyet öncesi yaratıp, yani. Yaratıp, evet. Yani şey biraz. Çünkü böyle. milletimiz mağdur olan insana karşı mağdur olanlara karşı Ama bir sempati var. Terörün vardır. yanında her Tamam da bu konuda de, öyle bir mağduriyet yok. Her ikinize de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Yorduk Sağ sizi. Sağ olun. Yok yok biz eğitimliyiz ee... bu konuda. Ha, Hakan Bayrakçı bir şey evet. söyleyecek mi? Ya Şunu söyleyecektim yani hani tamam mağduriyet yaratılmaya çalışılıyor dendi de bu Türkiye için ve Türk toplumu için Mağduriyet filan yaratmaz bu açıklamalar. Tam tersi. Hayır, kapatılarak yine de yaratmaz. Niye bu açıklamadan bahsediyorum ben? Kapatılması Hayır. ayrı. Tamam, başka ki? bir şey söyle. Niye anladım. dedim ben kapattırmak. Kapatmayı efendim, anladım. Yani, anladım oyun, oyun, oyun. Ya bir anladım. Yani, hani, ama böyle ki, bir şey amaçlı tamam, olabilirler. Eyvallah. Söylediğim anladım. şey bu. Anladım. Ha, bu yaratır yaratmaz ayrı konu ama. Hani böyle bir amaçları olabilir. Ben şunu sadece belirtmek istiyorum. Türkiye'de toplum bu PKK bilmem ne bu konularda o kadar hassas ki PKK tipli eylemlere HDP'nin sahip çıkmasını bütün Türkiye yadırgar. Bu HDP için olumlu bir puan da olmaz. Son arkasından gelecek olaylarda mağduriyet de olmaz. Hmm. Bu bir taktik hatadır HDP için. HDP Aldın. için Onu yanlış. Onu söylüyorum. Kendileri açıktı. Kendileri yani. için yanlış. Turgay Güler ne diyor? Evet. Yani e ee, şaşırtıcı değil HDP'nin bu açıklaması. Ama sadece HDP üzerinden değerlendirilmesinde e, ben şaşırtıcı buluyorum. Benzer açıklamaları ısrarla söylüyorum. CHP'den de görüyoruz. ısrar neyin? Bir müsaade bu edin bu Allah rızası için. Bir bir, bir, bir ne olur bir var. müsaade edin ya. Ahmet Bey yani buna müdahale etmeyecekseniz ya, örnek, ben sabahtan beri beyefendi sessiz sessiz duruyorum. Ağzımı her açtığımda Hı -hı. araya ha bu bir taktikse Yo, tak ha, bu e bir taktikse buyurun konuşun ben sizi dinleyeyim ya. A Ağzınız her açtığında CHP çıkıyor da onun için Ya yani niye HDP çıkıyor? HDP de çıkıyor. HDP'ye bir şey diyor muyuz? CHP'ye niye bir şey demiyoruz? Ne diyeceğiz? Dokunulmazlığı mı var CHP'nin? Türkiye, Türkiye yönetmiyor. Sezgin CHP. Tanrı Kulu, Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'ya kimyasal silah kullandı demedi mi? Soruşturma açıldı hakkında. Attınız mı? Attınız suç. bu partiden. Suç, suç. Ben olsam atardım. Heh. Ha. Ben e bunu söylemeyecek atardım. miyiz bunu? Söyle. Bu sabah CHP'nin resmi yayın organı Halk TV'de çıktılar dediler ki 89 yeri bombalarsan olacağı buydu. Konuşmayacak mıyız bunları? Söylemeyecek miyiz? dakika meselesi olacağı neymiş? Anlamadım Turgu. Yani. Bu saldırı olacakmış havan topu. Yani Türkiye kaşındı diyor. Böyle mi diyor? Evet, ismini de söylerim ama söylemeyeyim isterseniz kimin dediğini. Söyle de. söyle mesaj Şimdi, yerine doğru gitsin. Ne efendim? Mesajı yerine ya, mesajı doğru gitsin. Kimse mesajı, onda. Mesajı ben duymadım, Duy, Mesajı öğrendim. söyleyen biliyor. Evet. Tamam, mesajı söyleyen de, ben biliyor. Ben de bilmek istiyorum. Şimdi bir terör örgütünün ortaya koyduğu eylemler aynı zamanda iç siyasette de karşılık buluyorsa, bu bir şeye evriliyorsa, ya İstiklal Caddesindeki saldırıya çıklar dediler ki iktidar. 2023 seçimlerini kazanabilmek için bu saldırıyı yaptı. Yuh artık ya, yuh artık. Bu terörü, teröre destek verenleri, terör örgütünü cesaretlendiren bir, bir faaliyettir. HDP bunları söyledi, kapatılsın, soruşturma açılsın, konuşuyoruz. Ama Selahattin Demirtaş 10 katını söyledi, CHP'den şu açıklama geldi, bizzat genel başkanından. Selahattin Demirtaş niye içeride? Şimdi bunları konuşmadığınızda konuştuğunuz vakit masum beyin zoruna gidiyor. Birlik beraberliğimiz benim, benim şöyle ya birlik gitmiyor. beraberliğimizin ya şimdi, benim hiçbir şey zoruma biz gitmez. Biz somut birlik olayı benim konuşuyoruz. Milli somut meseleyi iç politika Somut olayı konuşuyorum. İç politika, konuşuyorum. İç politika, içeri Hiç de, politika içeride de bir takım çevreler beşinci kol faaliyeti yapıyorsa, beşinci kol faaliyeti yapıyorsa bu terörden daha yıkıcı bir eylemdir. Siz, Masum Bey de bir konuşsun o zaman. Duyur. Bitireyim. Ben bu açıklamayı bitireyim. başka şekilde görüyorum. Bitireyim. Siz burada kahraman evlatlarınız burada mücadele verirken, onların moral motivasyonunu düşünmek zorundasınız. Şüphesiz. Şimdi bir kere bu açıklamalar şu anda bu harekatta görev alan başta bakan olmak üzere. Reklamdan sonra şeye geçeceğiz artık Yunanistan'a. Hiç kimsenin iş yani, kimsenin moral motivasyonunu kesmez. Yona devam eder. Böyle açıklamalar ne işe yarıyor? Şu anda aslında HDP'nin yaptığı açıklama. Tabii tabii HDP'nin başka kim açıklarsa. Şu anda bu olaylar Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki ağırlığının yavaşladığını, düştüğünü gösteriyor. Birileri Buna ters kendi tersi. işlerine nasıl tekrar alevlendiririz? Başka bir şekil veririz diye. Dışarıya sesleniyor. Tabii yani tabii. Ben bir başka şeyi daha Amerika görüyorum. Amerika'ya sesleniyor. Tabii yani. tabii. Amerika'ya diğer yerlere. Hmm. Ama o, başka bir şeyi yani. görüyorum. Amerika'nın kendi içindeki yani biraz evvel Eray Bey Bizim Masum kendi Bey, reklama gideceğiz. Bicim hemen hemen bitireyim. Yani buna dönmeyeceğiz diye. Bu söyleyeceğim evet, hemen şey, bu işin can damarıyla. Biraz evvel söyledi ya, Türkiye'nin yerel falan. Amerika'nın da istihbaratçıları içinde yereli var, şeyi var. Onlar da Amerika'nın ses çıkartmasını kesmek için bu kışkırtmayı yaptırdılar ki YDP'ye. Böylelikle Amerika'nın şu anda çünkü kendi iş siyaseti de bunu dengeliyor biraz durulaması lazım ki dikkat edin bir şey söylediniz önemli soruyu sordunuz bu harekattan en önemli soru Amerika oradan çıkar mı gider mi diye şu andaki benim gördüğüm olgu Amerikanın da içinde ve şu anda derin devlette olanlar çıkmasın istiyor. Çıkmasını istiyor reklamdan sonra şöyle bir şey yapacağız bir bir var mı var mı ya gel bir versene Yunanistan Genel Kurmay Başkanı acayip bir açıklama yapmış. Biz çok seviyoruz böyle açıklamaları. Gelebiliyor mu ya? Ge Şu aşama çok acayip bir açıklama. Hakan Bayrakçı yorumlayacak.